Merhaba değerli izleyenler. Türkiye'deki tüm emeklilerin buluşma noktası Emekli TV'ye hoş geldiniz. Emeklilerimizin dertlerinin aktarıldığı, sorunlarının gündeme getirildiği ve emeklilerle ilgili tüm haberlerin anında bulunduğu Emekli TV'de yine çarpıcı bir videoyla karşınızdayız. Bugün SSK emeklisi, Bağkur emeklisi ve memur emeklilerinin alacağı zammı masaya yatıracağız. Kim ne kadar zam alacak, kimin maaşı ne kadar olacak ve emeklilerimize ek ödemelerle ilgili tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere emeklilerimiz yılda iki sefer zam alıyorlar. Bu zamlar da enflasyon oranında emeklilerin maaşına yansıtılıyor. Ancak gelin görün ki emeklilere yapılan zam enflasyonun karşısında aslında devede kulak kalıyor. Enflasyonun altında ezilmeyen bir tek emekli maaşı var mı? Şimdi size soruyorum. Şu anki ülkemizdeki gıda fiyatlarını biliyorsunuz. Almış başını gidiyor. Uçuyor adeta uçuyor. Ama emekliye bir parça zam yapıyorsun. %75-80 enflasyon var pazarda, markette. Emekliye yıllık yaptığın zam toplasan %15-20 hadi. Sonuç? Emekli açlığa mahkum kardeşim. Emekli enflasyon rakamının altında ezdirdikçe bu ülkedeki aç insan sayısı hiçbir zaman azalmayacaktır. Çünkü ülkemizde 11 milyon 750 bin emekli var. 11 milyon 750 bin bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse her evde bir tane emekli var demek. Her hanede bir tane emekli var demek. Ülkemizin şartlarını biliyoruz. Biz 5000 lira emekli maaşı ödensin demiyoruz ki. Böyle bir iddiamız yok ki. Ama insanca yaşayabileceği, başkasına muhtaç olmayacağı bir emekli maaşını alsın istiyoruz. İnanın bana başka bir amacı yok zaten. Emeklinin de böyle bir talebi yok. Sadece ben insanca yaşayayım, zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayayım istiyor. Başka hiçbir isteği yok. Emekli maaşıyla saraylarda yaşamak istemiyor. Lüks arabalara binmek istemiyor. Yok böyle bir şey. Cebinde 3 kuruş para olsun, ay sonunu getirsin. Bu kadar mütevazi bir yaşam istiyor emeklimiz. Başka hiçbir şey istemiyor. Yurt dışı tatili istemiyor. Orada, burada, bilmem nerede evlerim olsun istemiyor. İnsanca yaşayayım yeter diyor. Kimseye muhtaç olmayayım diyor. Çocuklarıma muhtaç olmayayım. Eşime, dostuma, sevdiklerime muhtaç olmayayım diyor. Ayın 5. 6. günü ya da ayın 2. haftasında maaşım bitmesin diyor. Ya bu insani istek değil mi? Vicdani bir istek değil mi? Neden bu istekte bulunuyorlar? Çünkü cep delik, cepken delik kardeşim. Para yok. Yok para. Yok. Olsa zaten her zam dönemini dört gözle emeklilerimiz beklemez. Cebinde para olan adam %5 mi yaptılar, %6 mı yaptılar? Bununla mı ilgilenir? Yok. Yok para yok. Değerli izleyenler, sevgili emekliler. Şimdi bu videomuzun asıl konusuna geliyoruz. Zamları konuşacağız. Kim ne kadar zam alacak? Zam için biliyorsunuz çok az bir zaman kaldı. Emeklilerimizin hemen hemen hepsi dört gözle bu zammı bekliyor. Ben yüzde kaç zam alacağım, maaşım kaç para olacak? Şimdi izninizle hemen bu konuyla ilgili haberi sizlere aktarıyorum. Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından takip ediyor. Bu yılın İlk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa SSK ve Bağkur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da %5 zam alırken ilk 6 aylık enflasyon %4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. %4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Yani Temmuz zammı için yol yarılandı. Ocak-Mart enflasyonu %2.27 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %2.27 olarak görünüyor. Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonu eklenecek. Temmuz artışı ortaya çıkacak.
3 Temmuz'da 15 milyon memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak. Evet, kısaca sizlere aktarmış olduğum bu haberde de ifade edildiği gibi önümüzdeki 3 ay sonra emeklilerimizin net alacağı zam oranı belli olacak. Ancak ben size şunu net olarak söyleyebilirim. Hiçbir emekli büyük bir artış beklemesin. Yine düşük bir artış olacak. Enflasyonun altında maaşınız eriyecek, ezilecek. Bugüne kadar hiçbir zaman zaten sürpriz olmadı. Ne zaman oldu biliyor musunuz? Rahmetli Erbakan döneminde emekli maaşları %100 arttı. Şimdi size soruyorum. Günümüz Türkiye'sinde emekli maaşlarına %100 zam yapılır mı? Günümüz Türkiye'sinde memura, işçiye ya da kamuda çalışanlara %100 zam olur mu? Değerli izleyenler, ben şimdi size Türkiye'deki emekli maaşlarının nasıl eridiğini net rakamlarla vereceğim. Bakın, enflasyon rakamlarını vereceğim size. Ülkemizdeki gıda enflasyonu yıllık %29.77. Bir yılda yaklaşık %30 gıda fiyatları artıyor. Bu resmi rakamlar ama bakın, resmi rakamlar. Pazara gidin, göreceksiniz %30'un nasıl %60 olduğunu. Hizmet sektöründe %27.94. Evet, enflasyon, yıllık enflasyon. Ev eşyası %26.98. Eğlence %20. Emeklinin eğlenceyle işi yok ya, evine zor gidiyor, ne eğlencesi. Sağlık %20 yaklaşık. Evet, 19.72. Sağlıktaki enflasyon görünen ama bakın görünen. Lokanta ve restoranlar %19.60. Konut, evet, konuttaki enflasyon %16'nın üzeri. Ulaştırma %15.6. Eğitim %12.17. Giyim ve ayakkabı %10.97. Haberleşme, yani cep telefonlarımız %10.49. Evet, değerli izleyenler, sevgili emekliler, gördünüz, gıdada %30 diyor, mal ve hizmetlerde de yine %30'a yakın. Senin maaşın nerede kardeşim? Senin maaşın %15 ile 20 arası zamlanıyor ya da zamlanmıyor. Hadi geçin bakalım, geçinebiliyor musun bu paralara? Bakın, enflasyon rakamlarını verdim. Gıdada yaklaşık %30 değil mi? Peki, size daha net rakamlar vereceğim. Bir Charleston biberin yıllık fiyatı yüzde kaç arttı? %43.81. %43 ne demek biliyor musunuz? 10 liralık biber o yaklaşık 15 lira oldu demek. %43. Sivri biber %36. Patlıcan %20. Karnabahar %19. Portakal %16. Nar %16. Muz %15. İlaçlar %14. Fındık içi %12. Ayva %11. Peki değerli izleyenler, bunlar resmi rakamlar ama. Muzun kilosu kaç para? 13 lira. Geçen sene kaç paraydı? 6,5 lira. %100 enflasyon var kardeşim gıdada. %100. Evet, emeklinin hali bu. Perişanlık, perişanlık, perişanlık. Başka bir açıklaması yok. Rakamları verdim size. Bunlar resmi rakamlar. Bakın, resmi rakamlara ne kadar inanırsınız bilemem. Ama bunlar. Bunlarda bile emekli maaşının enflasyona ezdirildiği açık olarak ortada. Biber, patlıcan bile emekli maaşını eziyor kardeşim. Bu kadar basit. Başka bir açıklaması yok. En düşük domatesin fiyatı 5 lira 6 lira. Git soğan 6 liradan 5 liradan aşağıya soğan var mı? Soruyorum sana, git. Yok. Emekli maaşına minicik vereceksin. Kepçeyi başka tarafa kaydıracaksın. Olacak iş mi? Emekli bu ülkenin insanı değil mi kardeşim? Emekliler bu ülke için çalışıp yıllarca üretmedi mi? Sigorta primi ödemedi mi? Sadaka mı istiyor emeklinin? Ne istiyor? Emekli yıllarca ödemiş olduğu sigorta priminin karşılığı olan insanca yaşayabileceği bir emekli maaşı istiyor. Başka hiçbir isteği yok emeklinin. Bakın, başka hiçbir isteği yok. Ortada fiyatlar. Olacak iş değil. Yani bu fiyatlara geçinebiliyorsanız buyurun siz geçinin hadi. Bu emekli zammını verenlere diyorum ki gelin size 1500 lira hadi 2000 lira emekli maaşı. Gel de geçin bakalım, geçinebiliyor musun? Emekli maaşıyla şu anda geçinebilen,
İnanın bana %10 ya da %15'lik bir kesim var. Geriye kalan emeklilerimizin hiçbiri geçinemiyor. Ay sonunu getiremiyor. Bankalara borçlu, kredi kartı borcu var, o borcu var, bu borcu var, var oğlu var. Hadi geçin bakayım, sen geçinebiliyor musun bu paralara? Değerli izleyenler, sevgili emekliler, konuyla ilgili yorumlarınızı videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Umut ediyor ve bekliyoruz ki emeklilerimiz inşallah insanca yaşayabileceği bir maaşa kavuşacak. Bu zam oranlarıyla bu emeklilerimizin zaten geçinme şansı yok. Perişanlığına yeni bir perişanlık ekleniyor. İnanın bana her yıl emeklinin geçinebilmesi daha da zorlaşıyor. Gerçek enflasyonla açıklanan enflasyonun alakası yok. Alakası yok. Pazara, çarşıya gidin kardeşim. Yangın var, ateş var, ateş var, ateş var. Emeklinin mutfağında yangın var kardeşim. Yok. Menemen bu ülkede lüks oldu kardeşim. Bu kadar basit. Menemen lüks oldu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.